Evet arkadaşlar, şimdi üst tarafta yarılmaları anlattık. Bu yarılmalarla ilgili olarak bazı önemli noktalar var açıkçası. Üst tarafta bu bir ahengi bozmamak için, biraz işi kolay tutmak için onları anlatmadım ama şimdi burada ufak tefek değişiklikler var. Bu yarılmalarla ilgili olarak biraz daha bilgiler vereceğim. Anladığınız gibi değil mi? Eşdeğer protonlar, değil mi? Aynı karbon üzerinde değil mi? Mesela bunlar birbirini yarmayan protonlar. Aynı karbona bağlı protonlar birbirinin sinyallerini yarmıyorlar arkadaşlar. Tabii ki ne zamana kadar? Eşdeğer oldukları duruma kadar. Eşdeğer olmama durumu da var. Eşleşme sabiti sinyaller dublete yarıldı. Değil mi? Mesela şu iki dubletin tepe noktasının arasındaki bu mesafe J ile ifade edilir ve eşleşme sabitidir. Triplette mesela, değil mi mesela? O üçlü bir sinyal. Bu tepe noktaları arasındaki mesafeler şu mesafe ile bu mesafe aynıdır mesela. İşte bu eşleşme sabiti farklılık gösterdiği durumlar var. Bunlardan da biz yine faydalanıyoruz. Ama şimdi şunu söyleyelim. Üst kısımda verdiğim bilgiler bir lisans seviyesi için yeterli. Artık bu bilgiler, buradaki ekstradan bilgiler, zor karmaşık sinyalleri aydınlatmak için, NMR sinyalleri aydınlatmak için faydalı olacaktır ama tabii biz burada temel seviyede bazı şeyleri vereceğiz. Bu temel seviyede verdiğimiz şeyler de yine lisans seviyesinde yeterli olacaktır. Çok da üstüne çıkmıyoruz. Yani size gösterdiğim sinyallerin kolay sinyaller olduğunu söyledim tekrardan. Spin-spin bölünmesi aynı veya bitiş karbondaki eşdeğer olmayan, değil mi? Eşdeğer olmadığı zamandan aynı karbonda da olabilir. Farklı karbonda da olabilir ama eşdeğer olmayan protonlar arasındaki manyetik etkileşim nedeniyle piklerin çoklu piklere bölünmesidir. Dublet oluyor, triplet oluyor, kuartet oluyor vesaire. Spin-spin eşleşmesi iki proton birbirinin pikinin çoklaşmasına neden oluyorsa bu iki proton eşleşmiştir. Eşleşmiş protonlar birbirinin NMR sinyalinin bölünmesine neden olurlar. N tane bitişik proton eşleşmiş bir sinyali N artı bir pike böler. Yani iki tane proton varsa bunlar birbirini bölüyorlar arkadaşlar. Bu önemli. Biri birini bölüyor, diğeri de diğerini bölüyor. Bunu anlatacağız birazdan. Daha iyi anlaşılıyor. Eşleşme sabiti. Önceden de verdik. Sinyalin bölünme ölçüsüdür. J'nin büyüklüğü burada, J'nin büyüklüğü sadece bir moleküldeki manyetik atomların neden olduğu alanlara bağlıdır. Dış manyetik alanla vesaire bununla bir ilgisi yok. Manyetik atomların neden olduğu bir şey. Daha iyi anlaşılacak. Yavaş yavaş burayı anlatacağız. Yarılmalar kısmında geçen daha evvel kısımda anlattık. Spin spin yarılmalar bir nevi şiddetini sergilerler. Yani şu aralardaki mesafeler bunların şiddetini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi şurada bir yarılma var. Daha sonra bu sinyal bir daha yarılmış. Burada bir yarılma var. Daha sonra bir daha yarılmış. Ama niye bu ikisi de dubletin dubleti olmasına rağmen birbirinden farklı? Şimdi arkadaşlar, bunu anlatalım şimdi. Bizim H-A protonumuz var. Tamam mı? H-A-B ile yarılıyor ve bu yarma oranı oldukça yüksek ki 17 Hz olarak. J-A protonu B ile yarılıyor. Ne kadar yarılma eşleşme sabiti ne kadar? J'de ne kadar? 17 Hz. Tamam. Yarıldı mı ikiye? Ama normalde biz ne bekliyoruz? 2 artı 2 artı 1 3'e yarılmasını bekliyoruz. Ama niye böyle değil? Çünkü bu iki proton eşdeğer değil. Eşdeğer olmadığı için de bu sefer burada
Beklenenin dışında ilk baş bir bununla yarılıyor, sonra bir de bununla yapılıyor. Bu trans konum, trans, bu cis konum. Trans konumdaki yarılma miktarı fazla biraz. O yüzden 17. Şimdi H, A, C. Aynı zaman C ile de bölünecek. O A, C de 17'den küçük bir rakam. Cis konumundaki 11 Hz'miş. Tamam mı arkadaşlar? Şununla yarıldı, dublete yarıldı. Sonradan yine dublete yarıldı ve şöyle eşit uzunluklu bir sinyal elde edildi. Kuartette hatırlayın 1, 3, 3, 1'di. Bu boylar 3 katıydı. En küçüğün 3 katıydı. Burada dikkat edin, sinyal hepsi aynı boyutta. Dubletin dubleti olur bu. Şimdi gelelim B gözünden bakmaya. A ile B birbirini yarıyordu ya. B A'yı yardı ya. B de A ile yarılacak. Ama nasıl yarılacak? Aynı buradaki değer kadar yarılacak. Yani onun içinde bir JAB yarılması ya da tersi bir şekilde JBA yarılması, ki o da 17'dir. 17 Hz'tir. Tamam mı? Buradaki 17 Hz'lik yarılma aynı şekilde burada da HB için de geçerli. Bu da 17 Hz'lik HA ile yarılıyor. Daha sonra ki burası önemli. Kendi olduğu atomdaki diğer atomdan farklı olduğu için de yarılıyor. Bu geminal bir yarılma. Aynı karbonun olduğu atomda bunu yarıyor, ama bu sefer bu küçük bir yarılma. 1,4. Bu da dubletin dubleti. Bu da dubletin dubleti. Bu da dubletin dubleti. HC'ye de dubletin dubleti veriyor. HC'yi burada ele almamışız. HB'yi ele almışız. HC'yi de yine daha sonra örneklerler bakarız. Buradaki cis trans etkileşimlerden dolayı burada farklı. Burada trans ve kendi karbonunda olduğu için geminal etkileşim var. Bu geminal etkileşimde küçük bir yarılma G değeri, eşleşme sabit değeri farklı, küçük olduğu için böyle dar oluyor. Buradaki mesafelere bakın. Buradaki mesafeye bakın. İşte bu G değerleri bu yüzden önemli. G değerleri sinyallerin böyle şeklini değiştirebilir. Yani şunu da söyledim mesela, değil mi? Şu G değeri 11 değil de biraz daha fazla olsaydı bu sinyaller böyle üst üste de çakışabilir miydi? Yani şöyle olur muydu? Hop. Olur muydu? Olabilirdi. İşler karışır. Bunu demeye çalışıyorum. İşler çok karışabilir. Bunlar üst seviye sinyallerle alakalı bir durum. Bazen işte triplet dersin, işte multiplet dersin, işte sinyalleri biraz göremezsin. Kuartetlerde böyle sinyaller birbirine karışmış olur vesaire. İşte bu ondan sebep olur. Mesela şöyle olabilir, değil mi? Hop, 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 hop. Tamam mı? Ama şöyle de olabilir. Hop, hop, hop. Hop da olabilir. J ile alakalı. O zaman hop, 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 hop. Bunu da şuradaki mesafelere bakın. Bunlar değişebilir. Bunu demeye çalışıyoruz. Sinyalleri okumak öyle kolay olmayacaktır belli bir yerden sonra. Spin-spin bölünme koşullarına bakıyoruz. Tamam mı? Eşler protonların birbiri üzerinde split etkisi yoktur. Bunlar herhangi bir şekilde kendini yarmıyorlar. 2. Bir molekülde protonların birbirinden uzaklıkları iki karbon atomu arasındaki mesafeden daha fazla olduğunda birbirlerine split etkisi yapmazlar. Bu bunu yarar, bu da bunu yarar, ama bu burayla yarılmaz. Tamam mı? Bir karbon komşusu olacak. 3. Az demin anlattık bunda. H abi HB eş değer değillerse, şurada H abi HB şuradaki konumlara göre eş değer olmama durumları olabilir. Değillerse A ve B şuradaki gibi H abi HB aynı karbonun üzerinde olduğu durumlar, şu ikisi H abi HB aynı karbon olduğu durumda ve
Haşçı, haş abi, haş ve bitiş karbonda olduğu durumda gözlenir. Bu bunu yarabilir. Bu da bunu yarabilir. Tam tersi o da bunu yarar. Bunlar birbirini yarabilir. Eş değer değillerse. Tamam. Ama zaten yan karbondakiler çoğu zaman eş değer oluyor. Yani tabii istisnai durumlar var ama mesela CH3 CH3 olursa eş değer. Yani yarmaz. Ama CH3 CH2 CH3 dersek o zaman birbirlerini yarayacaklar. Üçlü olsaydı yarayacaklardı. Üç karbonlu olsaydı. Dörde bakıyoruz. Bir molekülde protonlar birbirinden 3 sigma bağından daha fazla sayıda sigma bağıyla ayrılıyorsa genellikle split gözlenmez. Evet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi şunlar birbirini yarmaz arkadaşlar. 3 sigma bağı varsa birbirini yarmıyor. Evet, bakıyorum. Bizim maviler üzerinden gidiyoruz. Komşuda 3 tane var. 4'e yarılır. Eş değer. Komşuda 2 tane var. 3'e yarılır. Komşuda 2 tane var. 3'e, pardon, komşuda 1 tane var. 2'ye yarılır. Komşuda yok. Singlet, singlet, dublet, triplet, kuartet ya da multiplet. Burada J değerlerine bakalım. J değerleri mesafelerine bu derste biraz daha odaklanıyoruz. Şu mesafelere bakıyoruz. Tamam. Şimdi dedik ki aynı karbon var üzerinde olabilir. Farklı karbon üzerinde olabilir. Birbirini yarayacaklardır dedik. Şimdi şu protonlara bakıyoruz. Bunların durumu ne? Burada herhangi bir komşu yok. Singlet verecek. Eyvallah. Burada transta bir yarılma söz konusu olacak. Bu bunu yarar, bu bunu yarar. Gördüğünüz gibi bir yarılma var. Ve bu yarılmanın miktarı genelde hani 15 arka sayfalarda yine vereceğiz. Eğer trans konumdaysa trans, şurası cis konum olur. Trans konumdaysa böyle yarılır. Gördüğünüz gibi eğer komşu karbonda alken yapıları görüyorsunuz. İki tane sinyal varsa bunlar genelde alkenlerde sıklıkla karşımıza çıkar. Bu alkenler üzerinden biraz daha anlamaya çalış. İki karbon arasında bakıyoruz. Bu protonla yarılabilir. Bir de bununla yarılabilir. Triplet beklerdik. Triplet değil. İki farklı bunlar. Çünkü HA ve HB. O zaman bir bunlar trans yarılacak ki bu 15 Hz civarlarında olacak. Bir de bununla yarılacak. Bu da 10 Hz civarlarında olacak. O yüzden ilk yarılma geniş, ikinci yarılma B ile olan yarılma biraz daha ona göre dar olacak. Ama dubleti şeklinde. Tamam bu. Ha. Eğer kendi karbonu kendi olduğu mevcut karbon üzerinde de yine aynı kimyasal çevreye sahip değilse o zaman şunla yarılacak, bununla yarılacak, bir de bununla yarılacak. Bu geminal yarılma en dar olan. İlk baş en büyük yarılacak, yarıldı ikiye. Sonra B ile biraz daha küçük yarılacak, bu da yarıldı. Daha sonra bir de bununla yarılacak. O zaman da bu ne oldu? Dublet. Dubletin dubleti oldu. Dubletin dubletinin dubleti oluyor. Gördüğün gibi yarıldı küçük. J değeriyle. Bu da geminal etkileşimler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi trans'ta en büyük, cis'te daha küçük, geminalde oldukça az. Tabi sadece bunlardan mı böyle? Hayır. Onları da anlatacağız birazdan. Evet. Eğer bu tip karbon karbon herhangi bir çift bağ yok vesaire cis translık yoksa bunların 7 Hz civarında birbirini yardığını söyleyelim. Bu cis konumlarda 10 Hz, trans konularda 15 Hz, geminal olduğunda aynı karbonda alken karbonda olanlarda 2 Hz. Buradaki gibi aromatik halkada olursa 7'den 8 Hz'e çıkıyor. Bunlar orto konumda, meta konumda olursa yani uzaklaşırsa değil mi burada bir karbon üzerinde alkenler gibi neredeyse, şunlar gibi neredeyse.
Burada bir karbon üzerinde olduğu için 2 Hz, şurada bir boşluk var. Meta konumunda. Şunu alırsak bir tanesini alıyoruz. Ona göre orta para metayı veriyoruz. 2 Hz. Yine alelik yapıda olursa 6 Hz şeklinde yarma gerçekleşiyor. Bu yine 6-8 Hz, 10-18 Hz, 6-15 Hz, yine 0-5 Hz gibi yine farklı farklı değerlerde alabilir. Direkt burada rakamlar verdik ama biraz da şuradaki rakamlar daha geçerli olabilir diyebiliriz. Şekil üzerinden anlatmış olduk, daha iyi oldu. Evet, bir alken varsa 10-15 Hz yarılmaları görüyorsak alken yapıların olduğunu söyleyebiliriz. 2 Hz'lik yarılmaları görüyorsak bu geminal etkileşimler olduğunu, yine 7 Hz civarı görüyorsak bunların normal sıradan yarmalar olduğunu bilelim. Temel olarak bu. Burada bir kuartet görüyoruz. Burada da dubletini görüyoruz. 1, 3, 3, 1 şeklinde bir sinyal. 1, 1, 1, 1 şeklinde bir sinyal. Öndeki anlattıklarımdan sonra artık bu iki sinyalin birbirinden net bir şekilde ayrılması gerektiğini söyleyeyim. Evet arkadaşlar, bakıyoruz. Şurada bir sinyal görmem lazım. Bir singlet. O sinyal tam da bu sinyal. Şurada ve şurada sinyallerim var. Bakıyorum. Bu sinyal dubletini verecek. Dubletini verecek. Bu sinyal de dubletini verecek. Bu sinyal de dubletini verecek. Bizim 3 tane dubletin dubleti var. Pekala, bu 3 sinyalden hangisi bizimkidir dediğimizde şu anda bunu artık verebiliyor, cevabı verebiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü bununla bu trans konumda yarılıyor, geniş bir yarılma. Geniş bir yarılma. Daha sonra yine geniş bir yarılma. Bu yüzden bu HA'ya aittir. Tamam. Değerler de, J değerleri de burada. Tamam. Şimdi geldik buna. Bu şuna gelelim. Şu şununla yarılıyor. Trans geniş bir yarılma. Geniş bir yarılma. Bir de ince bir yarılma oluyor. Şimdi bu iki sinyali ayırmak için şuna bakmamız lazım. Bu bununla yarılıyor ama bunun kadar geniş değil, değil mi? Bu daha geniş yarılıyor. Bu biraz daha dar yarılıyor. Yani B protonuna ait dubletindeki yarılma biraz daha dar. Bunda ise geniş olacak. Şimdi bunu belirledik. Şuradaki mesafeyle, pardon, şu iki sinyalin tepesinin orta mesafesiyle şu iki sinyalin tepesinin orta mesafesini alıyoruz, ölçüyoruz. Şuradan ölçmek doğru değil. Tamam. Şu mesafe. Bunun da aynı şekilde. Hop. Hop. Şekli. Bariz bir şekilde bunun küçük olduğu net. Bu da büyük. Çok çirkin oluyor ama. İşte o zaman HC'nin trans olduğu için HA'ya, trans da geniş yer aldığı için eşleşme sabiti daha geniş. O yüzden de bunun HC, bunun HB olduğunu anlamam lazım. Bakıyorum, arka sayfayla aynı mı? Aynı. Neden bunu verdik bilmiyorum. Ama yani sinyallerin birbirine yakınlığı, uzunluğu mevzusunu anlatmak için. Ama ben anlattığım, yani çok anlaşılmayacak bir şey yok gibi geliyor. Şimdi buraya geldik. Burada yine benzer yaklaşım değil mi arkadaşlar? HA protonu burada 1, 2, 3'lü bir sinyal göreceğiz. Bu sinyaller burada buraya karışmıyor. 7-8'de. Bu aromatik alkanın sinyalleri. Bizimkiler 5-6 civarlarında gelen sinyaller. Ki burada fenil halkasına komşu olduğu için biraz daha
aşağı alanda gelmiş. Bir kere şu şu. Bunu ben nasıl analiz ederim? Yine sinyallere bakacağım. Burada da yine iki sinyalim var. Hangisi cis, hangisi trans? Burada yine bakın. Şu mesafeyle bu mesafeye bakın. İşte o zaman B'nin şu olduğunu direkt anlarsınız. C'nin de şu olduğunu direkt anlarsınız. Aşağıda zaten şuydu. C aynı zamanda gördüğünüz gibi bu. Bu da aynı zamanda bu. Evet, böyle yine yarılma miktarlarından buradaki sinyallerin tabii uzak olduğu için tam net belli değil. Bunu söyledim ama bu dubletin dubleti. Ufak tefek şöyle sinyal uçlarında ufak tefek kaymalar olabiliyor. Bunu da söyleyelim. Bakıyorum. Bir singlet göreceğim. Galiba senin yaptığın soruya yine çok benziyor. Bir dubletin dubleti göreceğim. O ki bu olur. Şurada bir B sinyali arası açık olacak. Şu B sinyali olur. Diğerinin arası biraz daha kapalı çünkü. Cis ve trans etkileşimleri farklı. Evet, burada da işte 14'müş. 14 olduğu için B ile D aynı değerlere sahip olur. İkisi birbirine aynı değerde yarayacaktır. Şurası da 14 aynı zamanda. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu yüzden de bu genişlikle şuradaki genişlikler birbirine oldukça yakın olacaktır diyebiliriz. Tabii çok çeşitli yarılmalar var arkadaşlar. Bu yarılmalar öyle bir anda kolay kolay anlayabileceğim şeyler değil. İç içe geçebilirler. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Burada mesela J değerleri BA BC'den oldukça büyükse BA eşittir 2 katı BC eşleşme sabitinden olursa aslında aynı HB bu eşleşme sabitleri değişiklik gösterirse birinde şöyle 12'lik pik, birinde şöyle 9'luk pik görüyoruz. Ha, eşit olursa ne olur? BA ve burada eşleşme sabitleri BA ve BC birbirine eşit olursa, eşleşme sabit eşit olursa bu sefer de 6 pik görüyoruz. Bu biraz üst seviye sinyal işleri, biraz ikinci derece spektrumlar diyebiliriz. Buralar bizim için zor ama yani buraların karışık olduğunu şimdi sizi derse anlattığımda ya hoca bize ne anlattı böyle anam kafamız karman çorman oldu demeyin diye bunları gösteriyorum aynı zamanda. Biz daha temel seviyedeyiz. Yine bakıyoruz burada dubletin dubleti güzel. Yine bakıyoruz burada dubletin tripleti var. Oo, dubletin tripleti. Bunu hiç duymamıştık. Dubletin tripleti. Dublete bölünmüş, bir daha bölünmüş. Sen bakınca ne görüyorsun? Pentet görüyorsun değil mi? Beşli. Hayır. Beşli sinyallere git bak şimdi. Beşli sinyallerin 1-2-2-1 oranında değil tipi. Daha değişik. Tamam. Şimdi onları da bu dersten sonra gider bakarsınız birazdan. Şimdi bakıyorsun tripletin tripleti sinyali. Hop 3'e bölünmüş triplete bir daha bölünmüş. Tripletin tripletinin sonunda bakıyorsun 7'li sinyal. Bak bakalım 7'li sinyalde böyle mi? Şiddetler değildir. Dubletinin tripleti. Bak dublete bölünmüş. Bir daha dublete bölünmüş. Bir de triplete bölünmüş. Bak J değerleri birbirinin içine geçmiş. Bak ne kadar şu sinyaller. Karışık. Yine kaçlı sinyal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'lu sinyale baktığında yine bunu Pascal üçgenine bakın. Bu tip sinyalleri görmeyeceksiniz. Bunlar işte işi zorlaştıran spektrumlar arkadaşlar. Bizim burayla işimiz yok az deminki gibi. Şimdi yeni bir konuya geçtik. Yeni bir konuda şu aromatik grupların yanındaki substituent grupların durumu. Bunlar nasıl etkiler yapar? Burada bir rezonans hali söz konusu oluyor. Elektron alıcı bir grup buraya girerse gördüğünüz gibi şöyle rezonansla beraber bazı yerlerde artı yükler karşımıza çıkıyor. Kısmi pozitifler değil mi arkadaşlar?
kısmi pozitifler çıkıyor. Yani burada elektron yoğunluğu az. Bu elektron yoğunluğu eğer elektron çekici gruplar olursa ve şuradaki konumuna göre ki buradaki x konumuna göre orto para konumlarında bulunan protonlar, H protonlar değil mi? 3 tane proton var. Burada arkadaşlar daha aşağı alanda, daha bu tarafta. Benzen halkasının sinyali şu. Benzen halkasının sinyali bu olmasına rağmen nitro grubu ve buradaki asitil grubu elektron alıcı grup olması sebebiyle buradaki orta paradaki sinyalleri şu sinyaller diyelim özellikle buraya doğru aşağı doğru kaydırıyor arkadaşlar. Yani dış manyetik alan şuradaki elektron eksikliğiyle beraber ne olmuş oldu arkadaşlar? Daha şiddetlenmiş, daha iyi etki göstermiş oldu ve buna bağlı olarak frekans formülünü hep hatırlayın. Frekans büyüdüğü için bundan dolayı da aşağı alana doğru bir kayma söz konusu oluyor. Elektron çekici grupların varlığı aşağı alana kaydırır. Yani dış manyetik alan şiddetini azaltmaz, perdelemez, bu sebeple aşağı alana kaydırır diyebiliriz. Tam tersi, elektron salıcı olursa, elektronu salarsa, değil mi arkadaşlar? Salarsa, buradan elektron saldı. Salınca eksi yük oluştu. Eksi yük oluştu. Şurada elektron çekiciydi arka tarafta da burada verici dikkat edin. Burada salarsa. Ne oldu? Orto para konumunda eksi yükler oluştu. Yani elektron yoğunluğu arttı. Elektron yoğunluğu artarsa perdeleme oranı artar. Perdeleme oranı artarsa dış manyetik alan şiddeti azalır ve buna bağlı olarak da benzen halkasının mevcut olan sinyallerinden daha aşağılarda sinyaller verir ki burada metoksi burada da amin grubun elektron verici olduğunu söylersek bu sebeple de sinyalleri normal feyin halkasının sinyallerinden daha yukarı alanda çıkacaktır. Bu kadar. Sebebi de şuradaki açıkladığımız şeyler. Burada yine orto para meta konumunda farklı farklı grupların nasıl etki ettiğini görelim. Tabii şu x konumuna göre şuralar orto, şurası para, şurasında meta olduğunu yine hatırlayalım. Orto para meta da nasıl değişmeler oluyor bu hesaplanabilir bir şey. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Bu bir elektron çekiciydi. Şurada kısmı pozitif, şurada kısmı pozitif, şurada nötr sıfır. Sıfır herhangi bir şey yok. Şurada da kısmı pozitif oluyor. Yani şunlar biraz daha aşağı alanda çıkacaktı. Hesapladığımda şu üçü ki şu budur. Şunlar budur. Şu kırmızılar ise şu sinyaldir. 2, 1, 2. Gördüğünüz gibi. Tamam. Başka bir şekilde nasıl söyleriz? Bu ne verir? Komşusunda bir var, dublet verir. Bu da dublet verir. Bunların ikisi eşdeğer. Şunların ikisi de eşdeğer. Bu eşdeğer. Bu tek başına zaten. Bu ne verir? Triplet verir. Bu da triplet verir. Eşdeğer. Bu ne verir? Triplet verir. Bir dublet, iki tripletim var benim. Aha dubletim. Aha tripletin biri diğeri. Tripletimin biri diğerinden nasıl ayırırım? İntegral alanlarını ayırırım. Böylelikle çözmüş olurum. Şurada da singletim var. CH3'ünle ilgili olarak 3 protona denk gelen bütün bilgileri birleştirdik ve üst seviye bir şey ortaya koyduk. Burada o zaman şunu görmüş olduk değil mi? Hani şuradaki substituentlere göre yine buradaki dubletin dubleti yok tripleti gibisinden bilgilerle de yine bir şeyleri halledebiliyoruz. Burada mesela hemen dubletten hemen onu çözümledik. Dublet olduğu için bu olduğunu söyledik mesela. Diğerleri tripletti. Yani tripletin tamamen hep aynı olur diyorduk ya mesela ufak tefek safsızlıklar olur. Bu tip böyle mesela şuradaki küçük biraz buradaki büyük mesela. Bu tip ufak tefek değişiklikler oluyor mesela. Burada da şu uzun mesela. Değil mi? Şöyle.
bir tık küçük mesela, bunlar karşımıza çıkar. Elektron verici, elektron verici, elektron verici, elektron çekici diye. Elektron verici, verici, çekici. Elektron verici şu üçünün sinyalleri genel alanda benzerinin olduğu şu sinyal olduğunu düşürürsek daha yukarı alanda gelecek ki burada bunları görüyoruz. Nereler yukarı alanda gelecek? Şurası ve şurası yukarı alanda gelecek, değil mi? Yani şuradaki bir triplet olan şuradaki sinyal en bu tarafta gelecek. Yani o zaman şu olması lazım. Şu olması lazım. Bu ne? Dublet verecek. Bu ne verecek? Triplet. Dubletin biri de şu. Bak, şu da şu. Hop. Şuradaki para konumundaki triplet de bu olur. Zaten integralini aldığınızda da 2, 2, 1'i görürsünüz. Bu 1 ise şu 2 olur. Burada da aynı mevzu. Şu konumdakiler triplettir. Burada gelir. Bu konumdaki yine triplettir. Burada gelir. Tabi bunların elektronegatiflik farkları, elektron salıcı olma özelliklerinin değişmesiyle beraber sinyallerde ufak tefek değişiklikler oluyor. Bu değişiklikler oluyor, yani bundan kaçışımız yok. Mesela burada gelmiş, iç içe girmişler, görüyor musunuz? İç içe girdi mi bunların işte integral alanlarını alıp şunu da alıp mukayeseler falan yapmanız gerekecek. İşler zorlaşacak. Burada da bakıyoruz. En nötr olan yer burası, değil mi? Buralarda kısmi pozitifler var. Bunlar daha aşağı alanda gelecekti. O zaman bunun sinyali tabii ki hemen şu olacak. Direkt belli. Meta konum. Buralar orto. Şurası paraydı. Şuralar da orto. Şu da orta. Meta konumu burada olacak. Orto konumundaki dublet verir. Aha, sana dublet. Para konumundaki iki tane komşusu var. Aha, sana triplet. Aha, çözdük işte.